Arkadaşlar merhaba. Türkçe Haniye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük türlerinin 11. testi olan zarflar konusuyla ilgili sorular çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde kolay sözcüğü diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır demiş. Bakalım Sınavda kolay sorular da vardı cümlesinde. Soru isim, nasıl soru, kolay soru ismi belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı bu niteleme sıfatı görevindedir. Kolay kazanılmıyor derken kazanmak fiil nasıl kazanılmıyor kolay. Burada da kolay sözcüğü fiili belirtmiş. Nasıl sorusunun cevabı o yüzden bu sözcükte nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır kolay ve anlaşılır bir çözümü olmalı ifadesinde ise bakın çözüm isim nasıl çözüm kolay çözüm ismi belirtmiş ismi belirttiği için de yine bu sözcük niteleme sıfatı görevindedir. Lokma isim nasıl lokma kolay lokma ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. Kolay bir meslek derken meslek isim nasıl meslek kolay meslek yine ismi belirttiği için yine bu sözcükte niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. Bu devirde ekmek parası kolay kazanılmıyor derken kolay sözcüğü durum zarfı göreviyle kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdakilerden hangisinde söz öbeği biçiminde bir belirteç kullanılmıştır? Açıklamamıza bakalım. Zarflar bir sözcükten oluşabileceği gibi söz biçimine de olabilir demiş. Söz öbeği dediği arkadaşlar en az iki sözcükten oluşan demek. Yani sözcük grubu oluşturması gerekiyor arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Sanatçı romanlarında hep toplumsal eleştirinin peşine düşmüştür ifadesinde. Düşmüştür fiil. Ne zaman düşmüştür? Hep. Bakın bu da zaman zarfı görevinde. Yalnız bir sözcükten oluştuğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Roman eleştirisi belli bir kültür ve uzmanlık gerektirir cümlesinde ise zarf yok arkadaşlar. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şiir çevirisi yetkin kişilerce ve büyük bir dikkatle yapılmalıdır cümlesinde ise yapılmalıdır fiil hemen soruyoruz. Nasıl yapılmalıdır? Yetkin kişilerce ve büyük bir dikkatle yapılmalıdır nasıl sorusuna cevap verdiği için burası nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi birden fazla sözcükten oluşuyor. Burada bir sözcük öbeği var. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Parçamıza bakalım. Salim Bey dün bu koridorda yaklaşık bir saat kadar sabırla beklemiş ifadesine bakın beklemek fiil nasıl beklemiş sabırla sabırla sözcü fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğu için durum zarfıdır ne zaman beklemiş dün yine fiillere sorduğumuz ne zaman sorusu bize zaman zarfını verir peki ne kadar beklemiş yaklaşık bir saat kadar bu da arkadaşlar miktar zarfıdır. Çünkü fiillere sorduğumuz ne kadar sorusu bize miktar zarfını verir. Seçeneklere baktığımızda durum zarfını eledik, zaman zarfını eledik, miktar zarfını eledik. Kimseye neden beklediği konusunda da bir şey sormamıştı cümlesinde bakın neden sözcüğü fiili belirtmiş. Beklemek fiil. Peki nasıl belirtmiş? Soru yoluyla belirtmiş. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? soru zarfı diyoruz. Seçeneklerde soru zarfını da elemiş olduk. Burada aşağı yukarı ileri geri içeri dışarı gibi yer yön zarfı yoktur. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru aşağıdakilerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır demiş. Açıklamamıza bakalım. Yer yön zarfları ad durum ekini alınca adlaşır yani isim olur. Hatırlarsanız Konu anlatım videosunda arkadaşlar bundan bahsetmiştik. Seçeneklerimize bakalım. Odasından koşarak çıktı ve aşağı indi cümlesinde inmek fiil nereye inmiş? Aşağı inmiş arkadaşlar. Aşağı sözcüğü burada yer yön zarfıdır. Çünkü yalın halde kullanılıyor. Bakın ek almamış. Çocukların hepsini içeri çağırdı cümlesinde çağırmak fiil nereye çağırmış? İçeri. İçeri sözcüğü yalın halde kullanılmış. Fiile sorduğumuz nereye sorusunun cevabı bundan dolayı da bu nedir? Yine yer yön zarfıdır. Aracın biraz daha geri gelmesi gerekiyor cümlesinde gelmesi derken Mame isim fiilekin almış dolayısıyla bu sözcük fiilimsidir. Nereye gelmesi, geri gelmesi. Yine arkadaşlar yalın halde kullanılmış. Dolayısıyla bu sözcük de yer yön zarfı olarak kabul edilir. Bu paketleri dışarı bırakmamı istedi cümlesinde ise bakın bırakmak yine nedir arkadaşlar? İsim fiil ekini almış. Fiilimsi durumunda. Nereye bırakmamı? Dışarı. Dışarı sözcüğü de yalın halde kullanılmış. Nereye sorusunun cevabı olduğu için yer yön zarfıdır. Atatürk ileriyi gören bir liderdi cümlesinde ise kelimenin kökü ileridir buradaki i eki arkadaşlar hatırlarsanız yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik. İsimlere gelen bu eke biz ne diyoruz arkadaşlar? Belirtme hal eki diyoruz. Bu da belirtme hal ekidir. İleri sözcü hal eki aldığından dolayı burada isim görevinde kullanılmıştır. Bize de soruda bunu sormuştu arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu düzelerde zarf görevli kaç sözcük kullanılmıştır? Bakalım sorma neden gittiğimi cümlesinde var mı arkadaşlar? Bakın gitmek fiil neden gitti demiş. Buradaki neden sözcüğü nedir? Soru zarfıdır arkadaşlar. Soru yoluyla fiili belirtiyor. Gittim böyle sebepsiz cümlesinde ise gitmek fiil nasıl gitmiş böyle gitmiş buradaki böyle sözcüğü durum zarfıdır. Gittim. Nasıl gitmiş? Sebepsiz gitmiş. Sebepsiz sözcüğü de yine durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Ağladım bazen ansızın cümlesinde ağlamak fiil nasıl ağlamış? Ansızın ağlamış durum zarfı. Ne zaman ağlamış? Bazen. Bu da zaman zarfı. Nefret ettim alabildiğine. Nefret etmek yardımcı eylem oluşan birleşik fiil nasıl nefret etmiş? Alabildiğini nefret etmiş. Yine durum zarfıdır. Anladım ki içerimi derinden acıtmış cümlesinde ise acıtmak fiil nasıl acıtmış? Derinden acıtmış. Derinden sözcüğü de burada durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Kaç tane zarf olduğunu sormuştu. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zarf var arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır demiş. Açıklamamıza bakalım. Zarflar kimi zaman belirttikleri fiilin hemen önünde kullanılmaz. Zarf ile fiil arasına farklı sözcükler girebilir demiş. Yine konu anlatım videolarında bu konuya değinmiştik. Hatırlayın. Seçeneklerimize bakalım. A İstanbul'da 2 yıl kalmış cümlesinde kalmak fiil. Ne kadar kalmış? 2 yıl. 2 yıl sözcüğü burada fiili miktar yönüyle belirttiği için arkadaşlar buna miktar zarfı diyoruz. Araya farklı sözcükler girmiş mi? Hayır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Minik kız bildiği bütün duaları çabucak okudu cümlesinde Okumak fiil nasıl okumuş çabucak çabucak sözcüğü burada durum zarfıdır. Arkadaşlar yine bakın araya herhangi bir sözcük girmiş mi? Girmemiş. Girmediği için biz bunu delemiş oluruz. Karmaşık olaylar insan zihninde basitleştirilebilir cümlesinde ise herhangi bir zarf var mı? Yok. O yüzden C seçeneğini delemiş olduk. Yarın eski kıyafetlerimi Kızılay'a götüreceğim cümlesinde ise bakın götürmek fiil ne zaman götürecekmiş? Yarın. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusu bize neyi verir? Zaman zarfını verir. Dolayısıyla yarın sözcüğü zaman zarfıdır. Bakın araya da çeşitli türlerde sözcükler girmiş. Sıfat var, isim var. Bize soruda da arkadaşlar bunu soruyordu. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. E seçeneğine baktığımızda ise çocukluğumu ve köydeki anılarımı hiç unutmadım cümlesinde unutmadım fiil. Nasıl unutmadım ya da ne kadar unutmadım hiç. Bu da miktar zarfıdır. Burada da araya herhangi bir sözcüğün girmediğini görüyoruz. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri zarf olarak kullanılmıştır? Bakalım çoğu yazarımız derken arkadaşlar çoğu sözcüğü ismin yerine geçmiş net olarak belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz? Zamir diyoruz. Belgesiz zamir diyoruz. Yazdığı bir eser derken eser isim nasıl eser yazdığı eser isimlere sorulan nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Bu da niteleme sıfatını görevinde kullanılmıştır. Bu nedenle de derken neden arkadaşlar burada isim görevinde kullanılmış yani herhangi bir soru niteliği taşımıyor. Kalıcı olmayan derken olmayan Bakın sıfat fiil almış. O yüzden bu sözcük fiilimsidir. Nasıl olmayan, kalıcı olmayan, kalıcı sözcüğü fiilimsiyi belirttiğinden dolayı ve nasıl sorusunun cevabı olduğu için bu durum zarfıdır. Gitmek fiil nasıl gidiyor? Unutulup gidiyor. Bu da arkadaşlar yine fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğu için durum zarfı görevinde kullanılmış. Bize zarfı sormuştu zaten. 4 ve 5 numaralı sözcükler zarf görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Bakalım. Akşam serinliği başladığında mahalle ve köylere dağılır dondurmacılar ifadesinde dağılır fiil ne zaman dağılırmış? Akşam serinliği başladığında arkadaşlar bu nedir? burası zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Henüz mahallenin ucunda iken basarlar yaygarayı. Dondurmam gaymak, ellerinde demir liralarını sımsıkı tutan çocuklar ise kapı önlerinde sabırsızca beklemektedirler bu sesi ifadesinde. Beklemek fiil. Nasıl bekliyorlarmış arkadaşlar? Bakın sabırsızca bekliyorlarmış. O yüzden sabırsızca sözcüğü nedir burada? Durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Biz B seçeneğini delemiş olduk. Duyar duymaz da dışarı fırlar ve dondurmacının önünü keserler cümlesinde fırlamak yine fiildir. Nereye fırlarlar? Dışarı fırlarlar. Dışarı sözcüğü ek almadığı için yalın halde kullanıldığı için ve nereye sorusunun cevabı olduğundan dolayı yer yön zarfıdır. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. En saf ve temiz halleriyle dondurmacı külaha bir top daha fazla koysun diye içlerinden epeyce dua ederler cümlesinde. Dua etmek fiildir. Ne kadar dua ederler? Epeyce, epeyce sözcüğü de burada nedir arkadaşlar? Miktar zarfıdır. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş olduk. Bu parçada herhangi bir soru zarfı olmadığı için Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme zarf göreviyle kullanılmamıştır? Kıvrım kıvrım akar ya derken bakın akmak fiildir. Nasıl akar? Kıvrım kıvrım akar. Fiili belirttiği için bu sözcük durum zarfıdır. A seçeneğini elemiş olduk. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak ifadesinde inmek fiil nasıl iner? Basamak basamak iner. Bu da durum zarfıdır. Bunu delemiş olduk. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur ifadesinde burulmak fiil nasıl burulurmuş? Büklüm büklüm burulurmuş. Bu da fiili belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfıdır. Bunu delemiş olduk. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu ifadesinde ise bakın arkadaşlar kubbe isim nasıl kubbe çil çil kubbe, çil çil sözcü ismi belirttiği için burada niteleme sıfatı görevindedir. Farklı olanı sormuştu. Yani zarf görevinde kullanılmayanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dostlarla da ayrıldı yollar bir bir ifadesinde ayrılmak fiil nasıl ayrılmış? Bir bir ayrılmış. Bu da arkadaşlar yine durum zarfı görevinde kullanılmıştır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisinde söz öbeği biçiminde bir belirteç yoktur demiş. Hatırlayın söz öbeği neydi arkadaşlar? İki sözcükten oluşan anlamına geliyordu. Bakalım. Çocuk olmak hayatı tüm yüreğinle yaşamaktır ifadesinde bakın yaşamaktır fiil nasıl yaşamaktır? Tüm yüreğinle yaşamaktır durum zarfıdır. İki sözcükten oluştuğu için arkadaşlar sözcük öbeğidir. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş oluruz. Anılar benliğimizi baştan başa saran ağlardır cümlesinde saran demiş fiilimsi eki almış, sıfat fiil almış. Dolayısıyla bu sözcük fiilimsidir. Nasıl saran? Baştan başa saran durum zarfıdır. Yine iki sözcükten oluştuğu için sözcük öbeği oluşturmuş. B seçeneğini de elemiş oluruz. Yıllarını geçirdiği bu mahallede şimdi bir yabancı gibi dolaşıyordu cümlesinde ise dolaşmak fiil nasıl dolaşıyordu? Bir yabancı gibi dolaşıyordu anlamına geliyor. Bundan dolayı da durum zarfıdır. Birden fazla sözcükten oluşmuş sözcük übeği oluşturmuş. C seçeneğini denemiş olduk. İçinde bulunduğumuz an zamanın en değerli parçasıdır cümlesinde. Bakın parça isim nasıl parça? Değerli parça. Değerli sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Ne kadar değerli parçadır? en değerli parçadır. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Üstünlük zarfı diyoruz. Tek sözcük halinde kullanılmış. Sözcük öbeği oluşturmamış. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğerine de bakalım. Hiçbir yaşantı üzeri kapatılarak ve görmezden gelinerek unutturulamaz cümlesinde. Unutturulamaz fiil. Nasıl unutturulamaz? Üzeri kapatılarak ve görmezden gelinerek unutturulamaz. Burası durum zarfıdır. Durum zarfı birden fazla sözcükten oluştuğu için sözcük öbeğidir. Dolayısıyla biz E seçeneğinde elemiş oluruz. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri ikileme oluşturarak zarf görevinde kullanılmıştır? Kendim ettim, kendim buldum cümlesinde kendi sözcükleri nedir arkadaşlar? Dönüşlülük zamiridir ama zarf görevinde kullanılmamıştır. Kendi kitabını kesinlikle kimseye vermezdi cümlesinde yine kendi sözcüğü dönüşülük zamiridir. Oraya gelip gelmeyeceğini kendisi bilir. Kendisi sözcüğü yine burada durum zarfıdır. Son zamanlarda nedense kendi kendine konuşuyordu cümlesinde konuşuyor fiil nasıl konuşuyordu? Kendi kendine. Bakın kendi kendine sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Fiili belirttiği için durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kendi söylediklerini inkar etmekten vazgeçmelidir cümlesinde ise kendi sözcü yine nedir burada? Dönüşlülük zamiridir. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisinde zarf ismi niteleyen bir sözcüğü derecelendirmiştir diyor. Yani arkadaşlar niteleme sıfatını derecelendirmesi lazım. Bakalım küçük kardeşim dün gece çok erken uyudu cümlesinde bakın uyumak fiil nasıl uyudu erken uyudu durum zarfı ne kadar erken çok erken bu da miktar zarfıdır. Bakın burada çok sözcüğü ne yapmış arkadaşlar? Durum zarfını derecelendirmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Anlaşılan sınavı pek iyi geçmemişti cümlesinde geçmemişti sözcüğü fiil nasıl geçmemişti iyi İyi sözcüğü burada durum zarfıdır. Ne kadar iyi geçmemişti? Pek. Pek sözcüğü yine ne yapmış burada? Durum zarfını derecelendiren bir miktar zarfı olarak kullanılmış. O yüzden biz B seçeneğine indiremiş olduk. Şehrin en eski sokaklarında dolaştık cümlesinde ise sokak isim, nasıl sokak? Eski sokak niteleme sıfatı. Ne kadar eski sokak? En eski sokak en sözcüğü burada üstünlük zarfıdır ve niteleme sıfatını belirtmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu ceket daha çok yakıştı sanki cümlesinde ise bakın yakışmak fiil, nasıl yakıştı ya da ne kadar yakıştı? Çok miktar zarfı. Ne kadar çok yakıştı? Daha çok yakıştı. Bu da üstünlük zarfıdır. Fakat burada dikkat edecek olursanız miktar zarfını belirtiyor. Soru da bize niteleme sıfatını belirteni sormuştu. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Bugün işte epey çok yorulduk cümlesinde ise yorulmak fiil ne kadar yorulduk çok yine miktar zarfı ne kadar çok epey çok bu da arkadaşlar yine miktar zarfı olarak kullanılmıştır. Burada da epey sözcüğü kendi türünden olan miktar zarfını belirttiği için biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 13. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir demiş. Bakın nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir diyorsa biz neye bakmamız gerekir? Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Dolayısıyla soruda da bunu bulmamızı istiyor arkadaşlar. Bakalım. Roman okurken çoğu kez Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum cümlesinde anlamıyorum fiil ne kadar anlamıyorum çoğu kez arkadaşlar bu miktar zarfıdır. Cengiz Han'ın üstünde her zaman bir bulutun gezdiği söylenir. Söylenir fiil ne zaman söylenir ya da ne zaman gezdiği söylenir? Her zaman. Dolayısıyla bu sözcük ne zaman sorusunun cevabı olduğu için zaman zarfıdır. İlk kez bir iş görüşmesi yapacağı için sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Girmedi fiil ne zamana kadar girmedi? Sabaha kadar zaman yönünden belirtmiş. O yüzden bu sözcük nedir arkadaşlar? Yine zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Biraz sonra merakla beklediği arkadaşı uçakla gelmiş olacak. Bakın gelmiş olacak fiil ne zaman gelmiş olacak? Biraz sonra ne zaman sorusuna cevap verdiği için bu sözcük öbeği nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Memduh Şevket, öykülerinde olayları gerçekçi biçimde ele almıştır ifadesinde. Ele almak fiildir. Nasıl ele almış arkadaşlar? Gerçekçi bir biçimde. Fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğu için bu sözcük öbeği nedir? Durum zarfıdır. Soruda da bize bunu sormuştu arkadaşlar. Bunun içine doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.